Sevgili öğretmen adayımız, Milli Eğitim Bakanlığımızın yeni uygulamasında okul simülatörünün içinde 40 dakika kalmanız gerekiyor. Eğer ki öğrencilerin tavırlarına dayanamayıp erken çıkacak olursanız öğretmen olamazsınız. Size vereceğim sanal gerçeklik gözlüğünü takıp makineye girin. Gerçek bir sınıf ortamındaymış gibi hissedeceksiniz. Öğrencilerin beni çok zorlayacağını biliyorum. Yani hep bugüne hazırladım kendimi. İnşallah başarılı olurum. Hadi başlayalım. Hazırsanız başlatıyorum. Evet hazırım, başlatabilirsiniz. Evet arkadaşlar, dersimize başlamadan önce ödevlerinizi yaptınız mı yapmadınız mı onu kontrol etmek istiyorum. Ne ödevi hocam, biz ödev yapmayız ki. Okula geldiğimiz yetmiyor, bir ödev mi yapacağız? Allah Allah, nasıl konuşuyorsun evladım, sen ödev yapacaksın tabii ki. Ödev senin derslerde anlatılanları pekiştirmen için veriliyor. Tamam peki, ödev konusunu çok fazla uzatmayalım çünkü vaktimiz az. Dersimize başlayalım, kitaplarınızın 72. sayfasını açın. Hocam ben yalnız kitabımı evde unutmuşum. Kendini de unutsaydın evladım. Diyeceğimi zannediyorsanız yanıldınız. Öyle bir şey demeyeceğim. Yanındaki arkadaşının kitabını ortak kullanın oğlum o zaman. Hocam ortaklaşa kullanamayız. Benim en azından kitabım var. Onun kitabı bile yok. Normalde de zaten benim kitabımı ortaklaşa kullanıyorduk. Tamam, dersi dinleyin o zaman. Evet, bugünkü konumuz 20. yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya. Kızım ne oluyor, ne yapıyorsun sen, dersin ortasında şarkı söylüyorsun? Hocam geçen gün kedim kayboldu da bir an aklıma o geldi, kusura bakmayın. La havle ve la kuvvete bin sabirin. Evet arkadaşlar, yazılı sonuçlarını okuyorum. Hasan 55 puan almışsın. Oley be, işte bu be. Ne yapıyorsun yavrum, derstesin, kendine gel. Hocam kusura bakmayın, sevincimi biraz abarttım, özür dilerim. Çocuklar lütfen bulunduğunuz ortamın kuralına göre hareket etmeniz gerekiyor. Bu şekilde kafanıza göre hareket edemezsiniz. Lütfen hareket, hal ve tavırlarınıza dikkat edin. Hale 98 puan almışsın. 98 puan mı? Hocam 2 puan daha verir misiniz hocam? Hocam 2 puan ya! Ya ne yapıyorsunuz, ben az önce ne konuştum ya? Ya yeter ya, yeter, başlarım simülasyonunuzu da öğretmenliğinizi de. Çıkarın lan beni buradan, çıkarın lan! Ya lanet olsun, lanet olsun, öğretmenliği falan kalsın. Kapatın şu makineyi, kapatın, kapatın! Tamam tamam, sakin ol, kapatıyorum makineyi, tamam. Bu da geçemedi simülatörü. Oysaki en düşük seviyeyi aşmıştım. Yakında eğitim verecek öğretmen bulamayacağız herhalde. Baba merhaba. Şu tipine bak ya. Oğlum sen neden böyle oldun lan? Bana oğlun oldu dediklerinde 9 köye sandık sandık lokum dağıttım. Senin yaşıtların ya doktor ya mühendis. Sahil kenarlarına ne güzel tatil yapıyor. Onları anası doğurdu da seni ben mi doğurdum? Baba herkes okuyacak diye bir şey yok. Bu memleketin ite çakala da ihtiyacı var. Hadi ben de okudum. Doktor mühendis oldum. Sahil kenarlarında tatil yaptım. Kim koşturacak mahallede? Yazık kafana. Hasan! Ne oluyor anne ya? Oğlum yarın senin sınavın yok mu? Sen niye burada oturup bilgisayarla oynuyorsun ha? Söylesene ha! Söylesene, söyle! Anne mola verdim ya. 10 dakika odana giriyorsun ders çalışayım diye, elinde telefon bıt 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 onunla oynuyorsun. Instagram'a mı giriyorsun, Facebook'a mı giriyorsun, ne yapıyorsun artık? Arkadaşlarınla mesajlaşıyorsun. Ondan sonra çıkıyorsun mola verdim diye bir saat bilgisayarın başında oynuyorsun. Komşunun çocuğuna baksana, biraz onu örnek alsana. Dersin başından kalkmıyor. Oğlum niye böyle yapıyorsun? Hem bize eziyet, hem kendine eziyet, hem öğretmenlerine eziyet. Şu sınavlarını güzel güzel çalışsan ne var sanki? Veli toplantısı neyim olmuyor mu? Sen hiç haber vermiyorsun artık, bunları ne oldu? Ya anne olsa söylerim ya. Oğlum ders mers çalışmadan sen bu sınavlardan nasıl geçiyorsun? Kopya neyin mi çekiyorsun sen ya? Sen bu lise sonada nasıl geldin ben anlamadım. Hiç ders çalıştığını görmüyorum ben seni. Oğlum bak, bu sene üniversite sınavı var. Sen nasıl kazanacaksın o üniversiteyi? Komşunun çocuğu üniversiteye giderken sen de arkasından öyle boş boş bakarsın artık. Ya lanet olsun ya, lanet olsun. Neydi benim günahım ya? Ne yiyeceksin aşkım, sana ne söyleyeyim? 1,5 porsiyon mantı, üzerine bol sarımsaklı yoğurt, bir de tereyağı.
Bol sarımsaklı mantı mı yiyeceksin aşkım? Niye, ne var ki, yiyemem mi yani, ne olmuş? Yani bol sarımsak, tereyağı falan öğlen öğlen ağır gelmesin diye söylemiştim aşkım. Yok yok, bir şey olmaz, merak etme. Usta, 1,5 porsiyon mantı yanında da kuru pilav alabilir miyiz acaba? Bana mantı mı yiyeceksin diyene bak, kendisi de kuru fasulye yiyor. Yani birimiz alttan birimiz üstten dengeyi sağlamış oluruz artık. Vallahi annemden zor izin aldım. Komşunun bebeği olmuş, tutturmuş, illaki oraya hayırlı olsuna gideceğiz beraber diyor. Kesin bebek partisi falan yapıyorlardır. Çocuklara tuvalet alışkanlığı için tuvalet koşu tutuyorlarmış. Ulan bizi domates yetiştirir gibi büyütmüşler. Ne cinsiyet öğrenme partisi yapmışlar, ne baby shower, ne ilk adım, ne diş merasimi, ne tuvalet koçu. Arada bir dışarıya çıkartmışlar, güneş görüp büyümüşüz kendi kendimize. E tabii ki çocuklar bu kadar ilgiden dolayı da zehir gibi oluyorlar ya. Biz öyle miydik? Ben küçükken dedem eline şeker alıp hapşırıyormuş gibi yapıyordu. Sonra elinden şeker çıkartıp bana veriyordu. Benim de canım şeker çekince dede hapşır da şeker yiyeyim diyordum ya. Seninki gene iyiymiş. Benim dedem göt cebinden gofret çıkarınca dedem gofret sıçıyor diye seviniyordum. Babam beni sana vermekten vazgeçti. Nasıl ya? Nasıl olabilir böyle bir şey? Öğretmenim, iyi bir mesleğim var, evim var, arabam var. Babam benden daha iyi damat mı bulacak? Babam çalıştığın okula gitmiş, seni sormuş soruşturmuş. Yazılılarda kazık gibi sorular soruyormuşsun. Öğrencilerin anlamadıkları konuları iyi dinleseydin deyip yeniden anlatmıyormuşsun. Kanaat notun çok kıtmış. Geçen öğrencinin biri 2 puan istemiş, vermemişsin. Senin dersinden sınıf geçmek çok zormuş. Öğrenciler ders üzerine sen gireceksin diye ötleri patlıyormuş. İyi de bunların ikimizin evlenmesiyle ne alakası var? Çoluk çocuğa bu eziyeti yapan sana neler yapmaz dedi. Oğlum biz yatıyoruz, hadi sen de kalk bilgisayarın başından yat artık. Tamam baba, şu oyunun bitsin hemen yatacağım. Oğlum o oyun bitmez, hadi kalk kalk kalk, yatacağız, herkes yatacak evde. Tamam baba ya. Buse kızım, hadi yatıyoruz, sen de bırak şu telefonu artık, elinden yat sen de. Tamam baba, 2 dakika işim var, yatarım. Ben senin 2 dakikanı biliyorum kızım, bırak hadi. Ya tamam baba ya, of ya. Hanım işim bitmedi mi, hadi yatalım, benim çok uykum geldi. Bulaşıkları makineye yerleştiririm, az bir işim kaldı. Hanım artık sabah yaparsın, bak ben yatarım şimdi, ses yaparsın, beni uyutmazsın. Ay. İyi tamam be. Kediyi de yerine götürüp ışıkları kapatıp odanın kapısını kilitleyelim, miyav miyav ortalıkta gezmesin. Bizim kapının önündeki köpeklere de akşam uyku ilaçlı mama vermiştim, kesin uyumuşlardır onlarda. Kızım sen hala yatmadın mı? Ya baba, dişlerimi fırçalıyorum, tamam yatacağım ya. Babacım sen istiyorsun ki sen gece uyumaya giderken tüm evrende seninle aynı anda uyusun, kimse yaşam belirtisi vermesin. Kanka hayırdır, nereye böyle? Kanka evdekilerle neredeyse papaz olacaktım. Olay çıkmasın diye kendimi zor attım dışarıya. Ne oldu kanka, hayırdır ya? Ya kanka, geçenlerde babam PlayStation 5 almıştı ya. Evet aynen. Ha işte. Alırken babam dedi ki evde 2 tane televizyon var. Bir tanesi salonda, bir tanesi oturma odasında. Salondaki televizyonu ben izleyeceğim. Kesinlikle PlayStation'ı getirip salondaki televizyona takmayacaksın. Yoksa o konsolu kırarım dedi. Vallahi kanka Nuri amca delidir, yapar yani. Doğal olarak benim de oturma odasındaki televizyona oyun konsolunu bağlayıp oynamam gerekiyor. Ama ne mümkün, dedem o televizyonun başından kalkmıyor ki. Sabah kuşağında ne kadar program varsa hepsini izliyor. Müge Anlı izliyor, Serap Özge izliyor, Esra Aro'yu, hepsini izliyor. Akşam üzeri başlıyor haber izlemeye, haberi de bitmiyor. Ondan sonra da oturuyor dizi izliyor, adam televizyonun başından kalkmıyor. Bu PlayStation 5'i aldığımızdan beri dedem yüzünden bir türlü oynayamıyorum. Alan olursa var ya, vereceğim birine artık. Burama geldi ya, yeter yani. Görmek istemiyorum. Ben alırım kanka. Vallahi alır mısın? Alırım tabii kanka. Niye almayayım ya, Allah Allah. Tamam o zaman, akşam gelip babamla dedemi bırakırız size. Dedemi mi? Oğlum okul kapanalı kaç saat oldu? Nerede kaldın sen? Baba hani bana benden akıllı telefon aldın ya. Aynen, aradım açmadın onu da. İşte alışveriş merkezine kılıf almaya gittim ben ona. Oğlum okulun 3'te kapandı. Saat 10. Çin'e mi gittin kılıf almaya? Hayır baba, alışveriş merkezine gittim. Alışveriş merkezinde elektrikler gittiği için 2 saat yürüyen merdivenlerde mahsur kaldım. Yürüyen merdivenlerde mahsur mu kaldın? Aynen baba, talihsizlikler bir türlü yakamı bırakmadı. Sonra eve geldim, biliyorsun.
biliyorsun bizim apartmanın asansörü 3 kişilik. Bir saat boyunca 2 kişinin daha gelmesini bekledim yukarı çıkabilmek için. Ulan sana balık hafızalıyım dediğim zaman balıklara hakaret etmiş oluyorum ya. Ben sana kaç kere söyledim 3 kişilik yatsa da tek başına da çıkabilirsin o asansörle diye. Oğlum sen niye normal çocuklar gibi değilsin ya? Onları anaları doğurdu da seni anan sıçtı mı ya? Allah'ını seversen bir kere de şaşırt beni ya. Şaşırt ya. Seni çok kötü şaşırtacağım baba, görürsün. Okulda okul birincisi olacağım. Bu söylediklerine pişman olacaksın. Okul birincisi mi? Güldürme beni ya. Oğlum sen o kadar akıllı insan varken o okulda bu zekanla nasıl birinci olacaksın lan? Sen Şampiyonlar Ligi'ne katılmış Kırşehir Spor gibisin oğlum. Kırşehir Spor'un Şampiyonlar Ligi'ni kazanması ne kadar olasıysa senin de okul birincisi olman o kadar olası. Aşkım neden apar topar çağırdın beni buraya? Ayakta niye bekliyorsun? Otursana şuraya. Yok hayır oturmayacağım. Her şey bitti Bilal. Ayrılmak istiyorum ben. Ayrılmak mı istiyorsun? Yani sen kararını vermişsin artık. Bunun üzerine konuşmaya gerek yok. Sana verdiğim hırkan vardı. O sende kalsın. Beni özlediğinde koklarsın. Ne koklayacağım be, köpek miyim ben? Anama veririm, toz bezi yapar. Oğlum ne oluyor, 2 saattir sana bakıyorum, kafanı elin arasına almışsın böyle ovalayıp duruyorsun ya, ne oldu oğlum ya? Okuldan babamı aramışlar dersleri kötü falan diye. Babam da kızdı, senden bir bok olmaz dedi, kavga ettik. Ya babalar kızar kızar 5 dakika sonra unutur, dert ettin şeye bak. Bu kadarla kalsa iyi. Dedi ki kafan kocaman, beynin küçücük dedi. Uzaylı filminde oynasan makyajsız en iyi makyaj ödülü sahibi sen olursun dedi. Bütün konu komşu akraba senin bir bok olamayacağını konuşuyor dedi. Bak evlat, benim için de acayip hayvanlara benzirsen diye arkamdan şarkı söylüyorlardı. Acayip hayvanlara benzirsen. Acayip hayvanlara benziyorsan. Benim için bundan bir şey olmaz. İpsiz sapsız biri olur. Hiçbir şey başaramaz diyorlardı. Peki ben ne yaptım? Ne yaptın abi? Bana başaramazsın dedikleri ne varsa azmettim. Çok çalıştım ve sonunda başaramadım. Hakikaten doğru söylüyorlarmış. Oğlum neden zamanında gelmiyorsun derse, neden geç kaldın? Hocam aslında bayağı da erken geliyordum okula. Yalnız yolda gelirken bir tane yaşlı kadın parasını düşürmüş. He, beraber parasını aradınız, o yüzden de derse geç kaldın. Tamam peki, affediyorum bu seferlik yaptığın iyiliğin karşılığında. Yok hocam, ne araması, ben paramara aramadım. Parayı ben zaten gördüm yani. Parayı aramadıysan niye geç kaldın sen oğlum? Hocam ben parayı görünce kadın parayı görmesin diye paranın üzerine bastım. Kadın da 2 saat para aradı, bir türlü gitmek bilmedi. Lan sen parayı mı çaldın? Hocam lütfen çaldın diye konuşmayayım. Ben hırsız mıyım? Ben parayı buldum. Oğlum kadının parasını vermemişsin, cebine atmışsın. Tamam işte, ben parayı çalmadım. Ben sadece kadına parasını vermedim. Çalmak ayrı, parayı vermemek ayrı. Senin bu yaptığın resmen kötülük lan. Ben iyilikten vazgeçeli çok oldu hoca. Ben kötü biriyim. Kötü biri. Kötü. İyilikten neden vazgeçtin yavrum sen? İyiler olmazsa dünyada yaşamanın bir anlamı kalmaz ki. Hocam bir gün babam rahatsızlanmıştı. Hastaneye yatırdık. Babamın yanında refakatçi olarak ben kalıyordum. Bir sabah hastanenin kantininde sandviç ve çay ile kahvaltı ederken karşıda köşede bir çocuğun beni izlediğini gördüm. Karnının aç olduğu her halinden belliydi. Tabii yüreğim dayanamadı. Gittim ona da bir sandviç ve çay alıp verdim. Bir güzel yiyip karnını doyurdu. O sırada babası geldi. Babası sandviçi sen mi aldın dedi. Ben de evet ben aldım dedim. Daha sonra lan şerefsiz, biz kan tahlili yaptıracaktık. Kan tahlili de aç karnına yapılıyor. Ben sırf bu tahlil için bugün içimden izin alıp dünyanın yolunu tepip sabahın köründe bu hastaneye geldim deyip benim ağzımı burnumu kırdı. İşte o gün iyiliğe olan inancımı kaybettim. Ben kötülükten beslenen bir insanım artık. Oğlum niye kötülükten besleniyorsun? Sen de normal insanlar gibi ekmek ye, meyve ye, gıdayla beslensene. Hocam sizin hayat pahalılığından haberiniz yok herhalde. Kötülükle beslenmek çok ekonomik fiyata geliyor. Size de tavsiye edebilirim. Tamam lan o zaman, otur sıfır ver.
verdim sana. Hocam ben size şerefsizlikten beslenin demedim. Kötülükten beslenin dedim. Nasıl konuşuyorsun lan sen benimle? Kötülük işte, kötülük yaptım. Daha ne istiyorsun? İyi de bunu daha 13 yaşında tüy bile çıkmamış bir çocuğa yaparsanız kötülük olmuyor, şerefsizlik oluyor. Bak düzgün konuş, canımı sıkma benim. Beden yaşın 13 ama suç yaşın 30. Şeytana bile pabucunu ters giydirsin sen. Aynen hocam, haklısınız. Bana bile pabucunu ters giydiriyor. Ondan sonra annem görüyor, kızıyor. Senin kadar salak bir şeytan görmedim, pabucunu bile ters giyiyor diye. Lan sen nereden çıktın? Ben zaten hep buradayım hocam. Sadece görünmüyorum. Bir de normalde şeytan insanların kulağına kötülük fısıldar. Bu benim kulağıma kötülük fısıldıyor. O kadar da kötü bir insan yani. Şimdi sözde okula gidiyor çocuklar. Hafta sonu doğum günü partisine mi gidiyor yoksa okula mı gidiyor belli değil. Keten pantolonun altına nikeleri çekiyor. Üstüne de bir tane okulun sifti. Peh, öyle okula mı gidilir? Biz öyle miydik kardeşim? Bizim zamanımızda sevgi vardı, şefkat vardı, saygı vardı. Öğretmenler, okul müdürü bizi çok severdi. Takım elbiseleri giyerdik. Çoraplarımıza kadar annelerimiz ütülerdi. Sabah okulun önünde kibar kibar dikilirdik, andımızı okurduk. Sonra müdür okulun girişinde bekler, içeriye giren öğrencilere kılık kıyafet, saç kontrolü yapardı. Saçı uzun öğrencileri müdür odasına çıkarır, döverdi. Öyle özensiz de dövmezdi. Kemerin ucuna kurdu öyle bağlamış şerefsiz. İt oğlu it nasıl hırslandıysa artık. Bir yandan Allah yarattı demeden bana vuruyor. Bir yandan da müdür yardımcısına kapıyı tut, kapıyı tut. Bu it kaçmasın diye bağırıyor. Sol kolumla sol bacağımı kırdı. Şimdiki gençler alçıdayken böyle poz verip selfie çekinip Instagram'a koyuyor. Ben 2 ay sonra ikinci kontrole gittim. Takım elbise hala üzerimdeydi. Öyle dövmüş adi müdür beni. Yani böyle anlatınca da öğretmenler de bizi çok sevmiyormuş gibi geldi.